Herkese merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda HomePod Mini'nin kurulumunu yapacağım. HomePod Mini'nin kurulumunu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Onunla ilgili detaylı bilgileri bu videoda bulacaksınız. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar, HomePod Mini'nin kurulumunu yapmak gerçekten çok basit. Bunun için ya iPhone ya da iPad'e ihtiyacınız var. Bu iki cihazla kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin kuruluma başlayalım. İlk önce hemen cihazı prize takalım. Prize taktıktan sonra biraz beklememiz gerekiyor aktif olması için. Sesi duyacağız ve sesi duyduğumuzda cihaz aktif hale gelmiştir arkadaşlar. Ondan sonra artık iPhone'umuzdan veya iPad'imizden bu cihazı kurabiliriz. Şu an duyduğunuz gibi ses geldi ve cihaz aktif hale gelmiş durumda. Hemen iPhone'umun ekranını açıyorum. iPhone'umun ekranını açar açmaz hemen şurada karşıma geliyor arkadaşlar. HomePod Mini Setup diyor. Hemen burada Setup'a basıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi Living Room, Basement, Bathroom, Bedroom, Dining Room, Entertainment Room, Game Room, böyle bir sürü yer var arkadaşlar. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben oturma odasına koyduğum için bu cihazı hemen Living Room'u seçiyorum ve Continue diyorum. Continue dedikten sonra sesini algılasın mı cihaz diyor. Evet diyorum arkadaşlar. Recognize my voice diyorum. Burada hemen görmüş olduğunuz gibi personal requestler geliyor. Buradaki benim takvimde kayıtlı olan randevular neyse onları görebilecek. Ben seslendiğim zaman onları bana sesli olarak söyleyecek. Veya şu mesajı oku dediğim zaman gelen mesajı okuyabilir bana. Böyle bir sürü işte personal request yapabilirsiniz. Neyse devam edelim. Use personal request diyelim. Ve böylece Siri for everyone diyor. Kısaca burada diyor ki bu evde yaşayan herkesin Siri sesini algılayabilecek ve onların müzik dosyalarına, hatırlatmalarına, takvimlerine ve bir sürü şeyine erişebilecek. Continue diyorum. Continue dedikten sonra hemen Terms and Conditions geliyor. Yani şartlar geliyor arkadaşlar. Şartları da kabul ettikten sonra burada Account and Settings geliyor arkadaşlar. Yani hesap ve ayarlar. Şimdi arkadaşlar bu sizin hesabınıza ve ayarlarınıza erişmek istiyor. Yani bu iPhone'daki ayarlarınıza erişmek istiyor. Bu böylece bu cihazı bu ayarlara göre ayarlayacak. Siri ayarlarına göre. Evet, Transfer Setting diyorum. Transfer Setting dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi böyle bir yuvarlaklık geldi. Hemen bu yuvarlaklığı kamera aracılığıyla şuraya tutuyorum arkadaşlar. Tuttuktan sonra hemen eşleşiyor ve sesi duydunuz arkadaşlar. Şu an eşleşme yapılıyor. Setup yapılıyor. Ayarlar buraya transfer edilecek. Ve bu HomePod Mini'nin kurulumu iPhone üzerinden gerçekleşecek arkadaşlar. Buradaki bütün ayarlar oraya transfer edilecek. Welcome to HomePod. Evet. You can't tell, but I'm waving. To get my attention, say hey Siri. Let's get started. Say, hey Siri, what can you do? Şimdi görmüş olduğunuz gibi cihaz hazır hale geldi ve şimdi sorular sormamı istiyor kendisine. Ve burada ekranda görmüş olduğunuz gibi bir soru var. Hey Siri, what can you do? I can do lots of things, like turn on the lights, give you a news update, and tell you about the weather. Now you try. Say, hey Siri, play some music. Ben HomePod'a Siri aracılığıyla ne yapabilirsin diye sordum. O da bana dedi ki ışıkları yakabilirim. Bununla ilgili belki bir video daha yapabilirim ilerleyen dönemlerde. Güncel haberleri okuyabilirim sana dedi. Veya hava durumuyla ilgili bilgiler verebilirim dedi. Ve son olarak da şimdi sıra sende. Hey Siri, play some music de. O da hemen play music yapacak. Çünkü sesimi algıladı muhtemelen. Okay, here's Apple Music one. Earrings that have like... Evet. Oradan hemen müzik çalabiliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu an Siri bütün komutlara hazır hale geldi ve istediğimiz her soruyu sorabiliriz. O da kendine göre cevapları verecektir. Genel itibariyle HomePod Mini'nin kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Geldik bir videonun daha sonuna. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.